Sayın milletvekillerim, siyasi partilerin değerli başkanları, belediye meclis arkadaşlarımız, değerli muhtarlar, değerli belediye çalışanları, Cerrah Marmaros Mahallemizin değerli muhtarı, Marmaros Mahallesi yaşayanları ve değerli hemşerilerim, çok kalabalık olunca bazen atlanıyor bazı sıfatlar. Kusura bakmayın atladım varsa. Yani bilim adamları, hocam da burada. Hani Çamber'in öğrencisi var burada. Bir fotoğraf çekiyor. Evet, o da var. Evet. Biliyorsunuz dünyada en büyük sorunların başında obezite geliyor. Bizim de ülke olarak pek iyi durumda olmadığımızı okuyoruz, biliyoruz. Bu konuda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de her üç kişiden birisi obezite sorunu yaşıyor. Üç kişiden birisi. Ciddi bir rakam. Ve bu oran ile Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada ise dördüncü sırada yer alıyoruz. Çünkü zaten bunun bir nedeni de sağlıksız beslenme. Çok yemekten değil. Bu sağlıksız beslenmeden de ve tabiatıyla spor yapmama, spor yapma olanağı bulamamasının da sonuçlarından oluşuyor. Tabii burada devlete düzenlemeler yapmak düşüyor ama yerel yönetimlere de özellikle kentte yaşayan insanlara, hemşerilerimize spor yapma olanağı sağlamamız lazım. Sadece yeşil alan yapmak da olmaz ama aynı zamanda da hem gençlere hem orta yaşlılara, hatta yaşlılara spor yapma olanaklarını, alanları yaratmamız lazım. Biliyorsunuz bunu daha önce Esenler Mahallesi'nde gerçekleştirdik. Bu mahallede de hep bir yer arayışımız vardı ama burasını tespit etmiştik. Hatta seçim programımız içerisinde vardı. Sonuçta bana göre biraz 1-2 yıllık bir gecikme oldu. Çünkü biliyorsunuz ekonomik durum, krizler maalesef bütçelerimizi verimli kullanmamıza engel oluyor. Acil ihtiyaçları yapıyorduk ama bu noktada tabii bir imdadımıza yetişen bir Çanakkale dostumuz oldu ve Hakan Vural kardeşimiz, Çanakkale'mizin saygın iş adamlarından Hakan Vural kardeşimiz binasını yapmaya talep edince biz de ona bu talebini geri çevirmedik ve bina olduktan sonra diğer yeşil alan ve diğer alanlar zaten bizim belediyenin elemanları ve imkanları, malzemeleri doğrultusunda yapılabiliyordu ve bu süreçte hızlı bir biçimde bunu gerçekleştirdik. Nisan ayında atmıştık temeli. Hatta o gün Nisan'da atarken söylemiştik, 29 Ekim'e açacağız inşallah demiştik. Tam da dün bitti. Gerçekten de 29 Ekim'e yetişti. Dün bitti daha. En son malzemeleri koyduk. Dolayısıyla bu gördüğünüz gibi, biraz sonra da gezeceğiniz gibi işte basket sahasıyla, voleybol sahasıyla, kaykay pistleriyle, burada atletizm pistiyle, koşu alanıyla, fitness salonlarıyla, aynı zamanda da küçük çocukların çocuk bahçeleriyle, hatta daha ileri burada hemşehrilerimizin spor aletleriyle, biliyorsunuz çok yaygın parklarımızda, diğer parklarımızda da var. Orada özellikle biraz daha üst yaş grubundaki hemşehrilerimiz o alanları kullanıyor. Bir de açık alanda da bir fitness alanımız yaptık. Bu şekilde bu mahallede önemli. Bu mahalle bayağı büyük bir mahalle. Yurtlar var, öğrenci yurtları var burada. Üniversite öğrencileri var. Hatta geçen gün buraya geldiğimde baktım, bir motosiklet duruyor, iki tane de çocuk basket oynuyor. Dedim, nereden geliyorsunuz siz? Dedi, biz Esenler Mahallesi'nden geliyoruz. Oradan yer bulamamışlar yukarıdaki şeyde, yani buraya inmişler, burada oynuyorlar. Demek ki imkan tanınırsa gençler her türlü noktada spor yapabilme şansını arayıp buluyorlar. Burada tabii niye adını Paris Çamber Sağlıklı Yaşam Merkezi
koyduk. Biliyorsunuz Halit Çambel bir arkeolog, bir hititolog. Orada onun panosunda, isminin bulunduğu panoda o alfabe, Hitit alfabesi, o şeyleri, sembolleri de koyduk. Ama aynı zamanda ilk Türk kadın eskrimci, kadın eskrimci ve Berlin'de düzenlenen olimpiyatlara katılmış bir kadın sporcumuz. Dolayısıyla bu vasıfları üstünde taşıyan bir insanın elbette ki Çanakkale'de isminin yaşatıldığı bir parkta, özellikle spor alanındaki bir parka verilmesi iyi olur diye düşündük ve Profesör Doktor Halit Çambel adını verdik. Tabii bütün bunların hepsini bütün belediye mensuplarımızla beraber biliyorsunuz kararlaştırıyoruz. Bütçesini oradan veriyoruz. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi aynı zamanda burası bir park alanı. Yani gelip burada ağaçlar da daha da büyüdüğünde gölgelik de olacaktır. Dolayısıyla burada bu mahallenin insanları gelip buradan spor yapma şartı da yok. Burada faydalanacaklardır diye düşünüyorum. Tabii bunun tam da 29 Ekim'e denk getirmiş olmamız çok önemli. Çünkü bugün bizim en büyük bayramımız. Bundan daha büyüğü yok bizim açımızdan. Ve dediğimiz gibi ilelebet yaşayacaksa biz de ilelebet yaşayacak yatırımlar yapmamız lazım. Dolayısıyla biz de 29 Ekim'imize 99. yılına ve 2. yüzyıla girerken böyle bir parkın yapılmış olması çok önemlidir diye düşünüyorum. Mahallemize, Çanakkale'mize hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun. Herkes güle güle kullansın. Burada dediğim gibi kapalı alanda da yine spor aletleri biz var, soyunma adamlarımız var. Onları gezer görülecektir. Dolayısıyla güzel bir alan olduğunu zannediyorum, öyle varsayıyorum. Ve tekrar bu binanın yapımında katkı veren değerli dostum Hakan Vural kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli eşi hanımefendinin de evde mimarisini unutmuyoruz. Dolayısıyla ona da bir teşekkürü borçluyoruz. Evet, katılımınız çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun tekrar. Sağ olun. Yaşa, adın yazılacak güzel kalp.